Merhaba sevgili izleyicilerimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar hepinize. Bir haftanın daha sabahında, bir pazartesi sabahında daha sizlerleyiz. Diyanet TV ekranlarına, yeni güne merhabaya, hoş geldiniz tekrar efendim. Bugün sizler için yine çok güzel konular hazırladık. İlk yayınımızda, daha doğrusu sohbetimizin ilk konusu olarak evlilikte aileler arası dengeyi konuşacağız. Hep söylüyoruz, evlilikte denge önemlidir. Ailelerin böyle geleneksel anlamda, kültürel anlamda birbirlerine uyum sağlaması çok kritiktir diyoruz. Peki nedir aslında bahsettiğimiz bu denge ve uyum? Tüm detaylarıyla ele alacağız efendim. Konuğumuz çocuk ve aile danışmanı Özgül Piyade hanımefendi olacak. Yine yayınımızın ilerleyen dakikalarında artık bildiğiniz üzere biz çocuklarımızı konuşmadan bir haftamızı geçirmek istemiyoruz. Her haftamıza mutlaka çocuklarımızla ilgili bir konuyu işlemek istiyoruz, ele almak istiyoruz. Yine onlarla ilgili olarak çocuklarda kilo problemlerini ve obeziteyi konuşacağız bugün. Konuğumuz diyetisyen Emine Merve Turgut hanımefendi olacak. Yayınımız her zaman olduğu gibi muhtelif işler köşemizle başlıyor. Bizler hazırız, sizler de hazırsanız yeni güne hep birlikte merhaba diyelim. Merhaba efendim, yeniden hoş geldiniz. Muhtelif işler köşemizdeyiz. Filiz Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizi yeniden iyisin. Görmekten mutluyuz. Evet, ben de öyle. Çok sağ olun. Bugün neler yapacağız? Bugün kağıtı sanatını tanıtacağız. Çok bilinen bir sanat değil. Türk kağıt oyma sanatı. Onunla ilgili bir kompozisyon hazırladım. Yayınımız süresince onu yapacağım. Aynı zamanda da küçük küçük detaylar vereceğim. Çok güzel. Hakkında. Tamam, sanatı anlatacağız herhalde. Ben de mesela geldiğimde, bu sabah stüdyoya girdiğimde masaya şöyle bir bakıyor oldum. Çok güzel geldi gerçekten. Ama çok da bildiğimiz bir sanat değil. Değil. Yani birazcık anlatarak, aydınlatarak olursa tabii ki çok güzel olacak. Bilinen en eski Türk süsleme sanatlarından aslında ama günümüzde unutturulmuş bir sanat. Orta Asya Türklerine kadar dayanmakta. Önce kelime anlamı itibariyle ben bir açıklama yapayım. Kağıtı kesmek, kesilme anlamına gelmekte. Türk kağıt oyma sanatı herhangi bir tezyeni motifin veya hattın bulunduğu yerden oyularak çıkarılıp bir başka satıh üzerine özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılması suretiyle oluşuyor bu aslında. Cilt süsleme sanatı da diyebiliriz biz buna. Tarihi tevellütü Orta Asya'ya dayanıyor demiştim. 14. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti zamanında cilt içlerinde görülmeye başlamış. Fatih Sultan Mehmet zamanında saray nakkaşhanesi kurulduğu zaman büyük bir ivme kazanmış. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde der ki oydukları eserler sihir gibidir ve bulundukları yerde kutsal ruh gibi dururlar der. 4. Murat zamanında yapılan geçitte gördüğünde. İnce ince böyle kağıtları oyarak ya da bir deriyi oyarak yaptığımız bir sanat. Şöyle göstereyim. Böyle yalın kat oymalarımız da var. Aynı zamanda hareketli kağıtlarımız da var. Doğa tasvirlerini de yapıyoruz biz. Bunlara en güzel örnek de 40 hadis kitabının içerisinde bulunan Şah Mahmud Nişapuri bahçesidir. Guy ve Çevgan bunun yanında diğer bilinen eserlerdendir. Yine bizim ülkemizde aslında önem kazanmış, dünyaya buradan yayılmış. Daha sonrasında onu biliyorsunuz bütün sanatlarımız bir körelme yoluna gitmiş. Ama Ordinalius Profesör Süheyl Ünver sayesinde Cumhuriyet döneminde yeniden kazandırılmış. Şimdi de ilgi gayet güzel. Ne kadar güzel. Sabrın inceliklerini öğreten bir sanat diyelim. Ne kadar güzel, birçok sanatımız gibi. Hatta belki her sanatımız evet, gibi. Evet, her sanatımız gibi. Peki o zaman başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. Şimdi ben bir buket hazırladım. Öncelikle çizimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bir eskiz kağıdına çiziyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz kağıtlarımız var. Biz bunların boyamalarını da kendimiz yapıyoruz. İnce kağıtlarımız, renk geçişleri olan. Burada çiçek olarak da yapımını da göstereceğim ama hazırladığım buketin ağacını kesiyorum. Daha sonrasında kesilip çıkartılıp bir başka satıh üzerine demiştik ya. Onun gibi bir paspartumuz var. Şöyle alayım ben onu. Yapıştırıcımız özel bir yapıştırıcı. Mücellit tutkalı. Ciltlemede kullanılan. Kullandığımız malzemelerden de inceliğin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum.
İlk başlangıçta nevregen deniliyormuştu ama günümüzde kretuar bıçağı dediğimiz bir bıçak var. Bütün işlemlerimizi bu bıçakla yapıyoruz biz. Kesimlerimizi bununla yapıyoruz, aynen. Bir cımbızımız var, ince uçlu. Bununla tutuyoruz çünkü dokunmak istemiyoruz. Mühremiz var, ucu akiktir. Hem kağıtlarımızı parlatmak hem de şekil vermek için kullanıyoruz biz bunu. Kesme matımız var, üzerinde kesimlerimizi yapıyoruz. Ve desenlerimizi çıkardıktan sonra yerleştirmeye başlıyoruz. Ben çizdiğim ağacı kağıdıma geçirip burada kestim ve hazır hale getirdim. Bunu yapıştırıp üzerine monte etmeye başlıyorum. Bu sadece tek başına kullanılan bir sanat olduğu gibi diğer sanatlarımızın yanında da süslemesinde çok önemli bir sanat. Şöyle de diyebiliriz aslında, tesibin harekete geçmiş hali gibi düşünün. Evet. Peki siz şimdi kesmeyi tamamlayıp yapıştırmaya geçtim. Aynen. Burada ama bir sonraki aşamamızda nasıl yapıştırıp nasıl meydana getirdiğimi de tekrar gösterebiliriz. Tamam, olur. Yavaş yavaş sürerek sadece dokundurmak suretiyle şeffaflaşan bir tutkal. Diğer geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi insana çok büyük katkıları olan bir sanat. Aslında sanatla uğraşıyorsunuz, bir şey meydana getiriyorsunuz ama o getirdiğiniz güzelliği gördüğünüz zaman ruhunuzun ne kadar güzelleştiğini de görüyorsunuz. Zor bir sanat. Evet, çok ince detaylı. Çok merak edilir. Kesme işlemlerinin tamamını biraz önce gösterdiğim bu bıçakla. Bu bıçak yardımıyla yapıyorum. Hemen size şimdi bir yaprak kesimi göstereceğim. Evet, ben şimdi o kısmı merak etmem. Evet. Orada kaldım. Orayı bir merak etmedim değil. Hemen çünkü göstereceğim. Çok ince mesela, çok ince. Biraz önce o gösterdiğiniz altın yaldız renginde olan. Mesela onu kesip çıkarmak bayağı hassas. Bayağı şey. Evet, aynen öyle. Milim ölçüsüyle. Aynen, yerleştiriyoruz. Alırken, dokunurken bile kopacak diye milim ölçüsüyle ayarlıyoruz, desenlerimizi çiziyoruz. Hı-hı. Ara boşluklarını çıkartarak ortaya getiriyoruz. Peki. Şimdi size yaprak kesimini göstereyim. Bir gül yaprağı keseceğim. Tamam. Normalde arkasından çiziyoruz ve kesiyoruz. Hı hı. Ama zaman içerisinde o kadar güzel alışıyorsunuz ki. Siz şu an direkt spontane bir şekilde doğaçlama. Ben böyle çok şeyler sabit olsun istemiyorum. Spontane, doğal. O zaman daha böyle güzel görünüyor. Şöyle koyayım ben. Hemen hareketlendirme işlemini de göstereceğim. Bunları böyle kestikten sonra yumuşak bir süngerimiz var bizim. Hı hı. Hatta şuradan birkaç tane daha alalım. Şekil verme yöntemini göstermek için. Akik demiştim ya az önce. Hı hı. Akik mühremizle hem kağıdımızı parlatıyoruz, evet, hem de yaprağa şekil veriyoruz. Hı. Hem içten hem dıştan. Şimdi beyaz bir zemin üzerine alınca daha net göreceksiniz bunu. İşlem sıralaması böyle yani. Aynen. Önce çiziyoruz. Önce çiziyoruz, kesiyoruz ve daha sonra monte ediyoruz. Tamam. Evet, işlem sırası bu. İlk başta deseni oluşturmamız gerekiyor. Klasik desenler evet yapıyoruz ama bir sanatçı kendinden bir şey katması için de artı şeyleri yapabiliyoruz. Hı hı. Mesela kağıt sanatında bilinen en eski desenimiz budur. Hı hı. Süheyl Hoca'nın erkek ve dişi oymasıdır bu. Çok güzel. İçinden çıkar, bu içinden çıkanı erkek, bu tarafta kalan kısmı dişidir. Aynı insanın yaratılışını anlatmak için çizilmiş bir desendir. İnsan ve insanoğlu
gibi çok düşünün. Güzelmiş. Hiçbir şekilde zarar vermeden içinden çıkarmak zorundayız. Simetri bir şekilde yapıştırmak zorundayız. Aa bir dakika Muazzam. Evet. Şimdi siz onu kestiniz. Kestim. O şekil çıktı. Bu içinden çıktı. Bu da dışında kalan yatay kısım. Bu tarafı aldınız. Evet. Buraya yapıştırdınız. Şöyle baktığınızda. Aman ben ikisini birbirinden bağımsız gibi düşünmüştüm. Değil. Şu an idrak ettim. İkisinin bütünlüğünün simetri olarak gitmesi gerekiyor. İnsanın yaratılışındaki o simetrinin doğuşundan ölümüne kadar olan o bağlılığın ve insan ve insan olduğu gibi. Çok düşünün. Güzel. Bunu kameraya doğru da tutalım. Tabii. Arkadaş yani izleyicilerimiz de tam olarak görsünler. Net görsün istedim. Gerçekten çok hoş. Evet. Peki. Bu çok önemli bir desen. Evet çok güzelmiş evet. Ama gerçekten. Peki o zaman biz bayağı böyle detayları öğrendik, süreci öğrendik. Biz bir sohbetimize geçelim. Ardından gelelim. Biraz daha böyle görelim. Tamam. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Evet kıymetli izleyenler şimdi sohbet köşemize geçiyoruz. Evlilikte dengeyi konuşacağız efendim. Bizimle kalın. Evlilik sadece kadınla erkeğin hayatını birleştirmesiyle sınırlı değil. Eşlerin aileleriyle de sağlıklı bir bağ kurmayı gerektirir. Peki evliliklerde aile dengesi nasıl kurulmalı? Eşlerin aileleriyle en fazla yaşanan sorunlar nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri çocuk ve aile danışmanı Özgül Piyade az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Tekrar merhabalar efendim. Hemen hiç vakit kaybetmeden sohbetimize geçmeliyim istiyorum ama öncesinde sizler için kitabımızı takdim edelim. Bugün sizler için seçtiğimiz kitabımız konumuza da uygun olarak Kur'an'da aile örnekleri. Mevlüt Topçu kaleme almış. Güzel kıssalar ve aile örnekleri var içerisinde. 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümünde Kur'an'da aile kavramı anlatılıyor efendim. İkinci bölümünde Kur'an kıssalarında aile örnekleri, birçok peygamberlerin ailesiyle olan ilişkisini göreceksiniz. Son kısımda ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesiyle ilgili detaylar var. Kitabımızın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketlemenizi rica ediyoruz. Ardından bir çekiliş gerçekleştireceğiz ve kitaplarımızı sizlere hediye ediyor olacağız. Diyorum ve hemen hiç vakit kaybetmeden Özgül Hocam'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şükür olsun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizin böyle gülen yüzünüzü, enerjinizi görüyoruz. Daha da iyi oluyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayat geçici. Ne kadar çok güzelliklerin içinde olursanız, ne kadar çok kendinizi iyi hissedersiniz o kadar karlı olursunuz. Yani bu hayatın pozitif yanlarını almakta fayda var. Negatif yoksa ne gün geçer, ne zaman geçer, ne de hayat keyifli bir hale gelir. İnşallah öyle oluruz. Kesinlikle hocam. İnşallah. Gerçekten hayat geçici. Zaman evet. Çok hızlı akıyor. Evet. Ben her haftaya şöyle başlıyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Bir pazartesiyi biliyorum, farkındayım. Bir bakıyorum cuma gelmiş. Aa evet. Bugün cuma olmuş, hafta bitmiş. Gerçekten. Aralık ayına gireceğiz. Çok az kaldı. Evet, evet. Sanki böyle yeni 2021'e yeni girmiş gibiydik. Yani çok hızlı geçiyor. Aslında çok hızlı geçen nokta içinde de bizim de hızlı olmamız gerekiyor. Yani hayatımızın her anı, her saniyesini, her dakikasını böyle çok ciddi anlamda değerlendirirsek o zaman boş geçmemiş bir ömürle bitti ömrünüz. Dersiniz ki yani Allah'ım çok şükür ki ömrümü boş geçirmedim. Yani o bizim için büyük bir lütuf. Öyle olsun diye temennisiyle evet öyle düşünüyoruz durumda. İnşallah. İnşallah. Peki o zaman şöyle yavaştan bir konumuza girelim. Evet. O bahsettiğimiz hayatımız içerisinde çok önemli bir yer tutan evliliklerimiz evet. Ve evliliklerimizdeki aileler arasındaki dengeyi konuşuyor olacağız bugün. Evet. Şimdi hocam hep bahsederiz, hep duyarız aileler arasında denge çok önemli, kültürel işte benzerlikler ve benzeri gibi. Nedir hocam tam olarak bahsettiğimiz bu denge dediğimiz şey? Şimdi vardır ya bize davul dengi dengine çalmalı diye. Aslında bizim yapımıza, aile yapılarımıza baktığımız zaman bu söylediğiniz sözün yaşanılır halini çok yaşadık. Yani evliliklerle ilgili nokta evlilikte bir seçim vardır. Seçim nedir? Seçmeyi bilmeniz lazım. Seçmeyi nasıl bileceksiniz? Onunla ilgili değerlerinizin olması lazım. O değerleri ölçebilecek kadar da tartılarınızın olması gerekiyor. Şimdi gençlerin bu noktada tartı kuralları eksik demiyorum ama daha çok bunu seçecek kişiler anne babalar. Anne babaların seçtiği dönemin biraz dışına çıktık. Şimdi biraz daha çok evlilik için gençlerin kendi kararları verdiği bir döneme girdiğimizden dolayı burada denge kavramını kaybettik ve buna bağlı da sorunlar yaşıyoruz. Ama asıl şuraya gelmek istiyorum. Şimdi aile dediğimiz kavram nedir? Sizin ailenizde ve benim aileme baktığımız zaman sizin fiziksel gelişiminiz yani boyunuzun kilonuzun oluşumu, sağlıklı bir hayatınızın fiziksel anlamda olması bile yine sizin aile içinizdeki
yetişme şeklinize bağlı. Psikolojik yapınız, sağlıklı aile ortamında sağlıklı psikolojiniz olur. Tersi olduğunu düşünün, sağlıksız bir psikoloji olur. Sosyal yapı, sizin veya benim ailemin sosyal ilişkilere verdiği önem, hayatı yaşama değerleri bizim sosyal yapımızı oluşturur. Zihinsel nokta, dünyadaki eğitimden ne kadar faydalanmak istersiniz ya da eğitime verdiğiniz önem ya da bir aklınızı kullanma seviyeniz o yine aile içinde oluşur. Diğer değerler, dini değerler, manevi değerler, ahlaki değerler, daha basite indiğimizde komşuluk ilişkileri, yani bir temizlik alışkanlığı, bir eşyayı kullanma alışkanlığı, hepsi o ailede öğrenilir. O zaman şimdi bu ailede öğrenilen bir kocaman bir dünya var. Eskiden kız alınacağı zaman ya da işte kız verileceği zaman ya da bir eş seçimi olacağı zaman ne denirdi? Ayşe Hanım'ın kızını alın, çok iyi bir kızdır derdi. Ya da işte Ahmet Bey'in oğluna kız vermek iyidir derdi. Çünkü o ailenin eş seçmeden önce, yani bir evlilik olayı olmadan önce o ailenin temel taşları, binanın yapısı ortada olurdu. Herkes birbirini tanırdı. Nereden kız alacağını veya nereden hangi damat adayının olacağı belliydi. O yüzden güven duygusu zaten komşuluk ilişkilerinden belli olurdu. Zaten sizin bir iletişiminiz olurdu o mahallede. Derdiniz ki ben bu aileyle görüşebilirim ama o aileyle görüşmem. O zaman da seçim ona göre olurdu. Ama tabii şimdi artık uluslararası bir yapıya girdi evlilikler. Üniversite döneminde farklı okullarda, farklı şehirlerde yaşayan gençlerimiz eş seçimini biraz daha okul hayatında yaptıklarından dolayı ailelerin denge kısmı biraz kayboldu. Seçimde eş seçimiyle ilgili problem oldu. Yani eş seçerken siz gençler diyeyim daha doğrusu. Çok da böyle, yani ben acaba bu aileyle anlaşabilir miyim? Ya da benim ailem bu aileyle uyum sağlar mı? Veya o ailede yetişen delikanlının veya bu ailede yetişen kızın yapısı bizim birbirimize geçimimizi kolaylaştırır mıdan ziyade. Şimdi biz birbirimizden hoşlandık. Yani işte aynı üniversitedeyiz. Ya da ikimiz de yüksek lisansımız var, doktora yapıyoruz, hayatı iyi yaşıyoruz, kafede iyi yemek seçimini iyi yapıyoruz, iyi kahveleri seçebiliyoruzdan başlayan bir muhabbetle, yani sevgi, aşk muhabbeti, duygusal beraberlikle başlayan noktalar evlilik sürecine geldiğinde patlama noktasına geldi. İşte orada bu sefer aileler devreye girdiğinde aslında baktılar ki bizim çok da sağlıklı bir ilişki dediği başlangıcı yapmamışız, yanlış bir şeyler olmuş. Hocam tam orada aileler araya girdiğinde dediğiniz şey nedir? Ne oluyor mesela? Ailelerde araya girip birbiriyle tanışıp ortak bir şeyler yapılmaya başlandığı anda neler çatışıyor ya da iyi gidiyor? Normal seanslarımı yaptığım zaman okulla ilgili, ilkokul ve ortaokul dönemleri, lise seçimleriyle ilgili aileler bazen bana geldiklerinde şöyle söylüyorlar. Hocam işte iyi bir okul seçimi nasıl olmalı ya da benim çocuğumun yapısını bir tanıyıp ona göre bir okul seçimi önerir misiniz ya da branş seçimi önerir misiniz diye çok daha mantıklı bir yapıyla gelen aileler var. Ama bazı aileler bana şunu söylüyor, mesela 5. sınıfa giden bir oğlu için veya bir kızı için hocam işte ben şu okula gitsin istedim ama gitmiyor, istemiyor orayı. Yani seçimi aslında 10 yaşındaki bir çocuğa bırakma durumu var. Ben o aileyle bana şöyle söylüyor, oğlumu ikna eder misiniz? Halbuki ikna olması gereken orada çocuk değil, anne baba. Yani anne baba o çocuğun seçim yapabilir mi, yapamaz mı, onu iyi karar vermesi gerekiyor. Ama maalesef seçimi çocuklara bıraktığımız için giysi seçimi, oyuncak seçimi, yemek seçimi, dizi, film seyretme, işte telefon seçimi çocuklara bıraktığımız için seçim yapma yeterliliği olmayan, seçtiği şeyin farkına varmayan ya da o konuda zihinsel anlamda bir elinde bir derecelendirme olmayan çocuklar seçtikleri şeyin sıkıntılı kısmını görmedikleri için biz de altına onay attı verdiğimiz için anne baba olarak hepimiz beraber o sıkıntıyı yaşıyoruz. Evlilikte de böyle. Siz seçip getirdiniz bana. Tamam. Dediniz ki anne ben böyle bir delikanlıyla evlenmek istiyorum. Ben şimdi soruyorum neyi seçtin diyorum. İşte çok yakışıklı bir çocuktu ya da işte mesleğini iyi yapıyordu, ahlaklı bir çocuktu diye mutlaka yetiştiğiniz aileden bir değerler noktası vardır sizin. Yani seçerken de düşünürsünüz, yani ben böyle biriyle ne kadar yol alabilir, böyle boş da olmuyor. En azından bir dini değerine bakıyorsunuz, ahlak yapısına bakıyorsunuz, yanlış bir alışkanlığı var mı ona bakıyorsunuz ya da okula devamsızlık durumuna bakıyorsunuz, mesleğin geçerlilik durumuna bakıyorsunuz, fiziksel haline bakıyor, her şeye bakıyorsunuz siz. Ama seçtiğiniz kişiyi bana getirdiğiniz zaman ben bunu onaylayabilmem için ilk önce şunu soruyorum. Diyorum ki yavrucuğum bunun ailesi nasıl bir yapıda?
Ailesini gördün mü? Anne babasıyla yaşayacaksın sen. Diyorsun ki hayır, ben anne babasıyla yaşamayacağım ki. Yani biz kendi evimizi kuracağız. Şimdi bu ilk burada aslında yanlışa düşüyoruz. Evet, aynı yerde yaşamıyorsunuz ama bir ilişki var orada. Anne babayla görüşme var. Yani anneanne olacak, babaanne olacak, dede olacak karşı taraftaki insan. Ya da onunla bir akraba bağ olacak, hala olacak, teyze olacak, amca olacak. Yani sizin çocuğunuzun neslinin devamını ve eğitimin devamını sağlayan bir kurumu, geniş bir aileyi seçiyorsunuz aslında. Yani biz ne kadar günümüzde daha çok böyle çekirdek aile olarak yaşıyor olsak da akrabalardan ya da aileden bir bağımsız evlilik asla aslında değil. Söz konusu ve değil. Hem evliliğe hazırlık süreci içindeki, şimdi seçtiniz ama şöyle bir şey de yapıyorsunuz yani. Biz ekonomik anlamda anne baba olarak sizin her halinizi karşılamakla yükümlü müyüz? Sizin isteklerinizi gerçekleştiriyor muyuz? Oradaki asıl problem şu. Şimdi siz seçme hakkında yetersizlikleriniz var, bana sormuyorsunuz. Anne ben böyle birini düşünüyorum evlilik için ama evlenmeniz gerekiyor. Yani kalkıp da üniversite birinci sınıfta ben birinden hoşlandım, onunla ben bir flört edeyim, işte sevgili olayım, zaman geçireyim dediği zaman seçmiyorsunuz zaten. Zaten siz orada oyun oynuyorsunuz. Bu bir evlilik değil. Evlilik seçimi dediğiniz nokta, aileyle ilgili noktada karar verdiğinizi sizin 5 ay sonra, 6 ay sonra ailelerin dahil olduğu bir ortamda evlilik törenlerine başlamanız gereken bir süreç olması lazım. Ama siz 5 yıl önce, 10 yıl önce eşimi seçiyorum gibi düşünüp aslında duygusal hayatınızın gerektirdiği o duyguları açığa çıkaran bir beraberlik yaşıyorsanız aslında evlilik diye bir şey yok. Oyun oynuyorsun, oyuncak yani. Meslek seçiminde şimdi ilkokuldaki çocuk der ki ben öğretmen olacağım, evet, der. Ama üniversiteye geldiğinde başka bir meslek olur. Lisede Türkçe matematikten giriyorum der. Son seneye gelir sayısaldan girer. Yani seçimle ilgili noktada bugün verdiğiniz karar daha geçerli değil. Ama ne zaman sınava girdiniz? Ne zaman oradaki tercihiniz belli, aldığınız puanla hangi üniversiteye girdiniz? O zaman seçiminiz olmuş oluyor. O yüzden de evlilikte seçim kim yapacak? Siz karar verici merci değilsiniz. Siz seçme merci değilsiniz. Şimdi gençler der ki nasıl olur, biz niye seçmiyoruz? Şimdi niye? Çünkü duygularınız harekete geçtiğinizde akıl sonradan gelir. O yüzden evlilik ciddi anlamda duyguları sonradan gelmesi gereken, ilk önce oturup karar vermeniz gereken, ya ben bir yolculuğa çıkıyorum. Nasıl bir yolculuk? Belki ömür varsa 50 yıllık bir yolculuk. Ama o yolculukta siz hayatınızın temel noktalarını yaşayacaksınız. O evde iki insan 24 saat beraber olacak. Beden uyumu, ruh uyumu, ahlak uyumu, değerler uyumu. Oradan yeni üreme, nesiller yetişecek. Sürekli bir üreten bir fabrika orası. Sizin orada yetiştirdiğiniz çocuk size, yaşadığınız aileye, daha geniş aile ve topluma artı ya da eksiler getirecek. Bugün ne konuşuyoruz? Kadınlarla ilgili ya da erkeklerle ilgili ya da çocuklarla ilgili, yani aile yapımı ya da toplumdaki sorunları konuştuğumuzda bir insanın suçu birçok insanın aile hayatını ya da insanın hayatını ortadan kaldırabiliyor. Yani siz orada suçlu bir çocuk da yetiştirebilirsiniz. Dünyayı yönetebilecek, değer yargısına sahip örnek bir insan da yetiştirebilirsiniz. Hocam peki, şimdi çok güzel anlatıyorsunuz da evlilik söz konusu olduğunda daha ziyade duygular ön plana geçebiliyor. Evet. Ya da oradaki duygu mantık dengesini nasıl kuracağız şimdi siz, aileler? Evet, tamam. Mesela benim diyelim ki duygularımız beni artık yoğun. Dinleyeceksin o yoğun. Zaman. O zaman beni dinleyeceksin kızım olarak. Benim kararlarımı sence göstereceksin. Evet, ben, mantıki bakabilecek tabii, birilerinden şimdi, yorum alacağız. Evet, ama şimdi ben de şöyle bir anneysem. Tamam kızım, hoşlandın mı? Olur, çok önemli değil. Sen sevmen önemli. Ben evlenirken sevgiyi yaşamamıştım. Bak 40 yıldır babamla uyuyoruz hocam böyle yorumlarda. Sevgisiz yaşıyorum. İşte bir sürü kayınvalide problemlerini çektim. Sen de para da kazanıyorsun. Ekonomik özgürlüğün de var. Ayakların üzerinde dursa. Öbürler hep ellerin üzerinde duruyor çünkü diğer insanlar. Şeyinde, gücün de, kuvvetin de var. Tamam kızım, önemli değil. Sen ya tercihini yap. Ben de babana bunu onaylatırım. Götürürüm genel müdüre, imzayı da attırırım ben. Çıkarız. Ondan sonra bomba patlıyor. O yüzden seçecek kişinin dengi dediğimiz konuda, denk dediğiniz şey nedir? Dengeyle ilgili nokta aslında bir domates alacaksınız değil mi? Denge yoktur orada. Sizin seçeceğiniz şeyin aklınızdaki sınırıdır bu. Yani 38 beden giyiyorsunuz, 40 seçerseniz bol olur elbiseyi, 36 olursa dar olur. Ama siz dersiniz ki ben dar giymek istiyorum ya da bol, o sizin bir rahatsızlık da verir size. O yüzden ilk önce denge dediğiniz şey sizin aklınızdaki seçim özellikleri, o işi anlama, onunla ilgili kriterlerinizin olması, onunla ilgili sizin çetelerinizin olması. Yani burada bir akıl gerekiyor. Duygu tabii ki olması lazım ama büyük aşklarla,
dediğimiz başlayan noktalar bir yıl sonra tartışmalar da açığa çıkıyor. Yani siz de seçip bana getirmiş olabilirsiniz. Ya da ben aynı kültürden, aynı dünyaya bakış açısı olan, aynı mahallede yetişmiş, ekonomik yapısı aynı, değerler yargısı aynı olan bir yerden kızımı ya da oğlumu evlendirmek istiyor olabilirim o noktada. Ha, bu doğru mu? Bu da ayrı bir nokta. Bu doğru mu? Onun da yanlışları var. Ama sizin seçtiğinize de geldiğinde ilk önce ben şunu soruyorum. Evlilikte tek başına yaşamayacaksın yavrum. Kayınvalideni Rize'den seçtin. Rizeli bir delikanlı ile evlendin. Karadenizli. Karadenizli bir kültürün içinde gidip Karadeniz'de yaşayacak mısın? Fındık, çay toplayacak mısın? Sen şimdi üniversitede eğitim aldın. İşte mesleğini yapıyorsun. Toplayacak mısın kızım? Kayınvalidenin yaptığı yemekleri yiyebilecek misin? Ya da o aile hayatı içinde... Bu genişlik içinde bayramlarını, düğünlerini, törenlerini yaşayabilecek misin? İlk önce bana bunu kararını ver. Yani o yapıyı sen taşıyabilecek misin? Şimdi bunu sorabilecek anne babaların da olması lazım ilk önce. Ya da farz edelim ki dini noktada siz diyorsunuz ki ben asla alkol kullanan ya da tütün kullanan biriyle beraber olmak istemiyorum. Ama siz şimdi üniversitede birini gördünüz, beğendiniz, kaşı gözü çok güzel, o da seni beğendi, böyle hadi biraz çıkalım, görüştünüz falan, kahveyi çayladı, çok tercih ettiniz, içtiniz, yediniz falan, sonra baktınız ki tütün kullanıyor. Ya da arada bir alkol alıyorum. Hayda, şimdi bağlandınız, nasıl çıkacaksınız? Delikanlı dedi ki yok, ben söz veriyorum sana. Ona söz vermeyle olacak bir şey değil ki bu. Siz o yaşa kadar bunu hayatınıza koyduysanız, evleneceğiniz kişiye söz verdiğiniz için bundan vazgeçemezsiniz. O kadar basit değil. Değil. Çünkü orada söz vereceğiniz konu sizin bir bağımlılığınız. Ya da ibadet, namaz. Şimdi bana soruyorlar. Hocam 5 vakit namaz kılan biriyle evlenmek istiyorum. Kızlarımız daha çok bu noktada geliyorlar. Erkeklerin hiçbir tercih noktası yok. Erkekler şöyle düşünüyorlar, hani fiziksel anlamda güzel olsun, hadi bir de çok da başka insanlarla görüşmemiş olsun, hani biraz daha temiz ahlaklı olsun, ona bakıyorlar. Çok da böyle aile yapısına şuna buna, eğer üniversite döneminde ya da iş hayatında seçmişse, daha çok erkekler kapılıp gidiyorlar. Kızlar geliyor diyor ki mesela hocam inançlı biri olsun istiyorum, 5 vakit namaz kılsın diyorum. Delikanlı diyor ki ben işte cumaya gidiyorum, namazı kılarım. Öyle söylüyor. Ama evlendiğimizde 5 vakitte kılacağım. Şimdi ben bir yıl sonra size bir resim veriyorum. Hocam bana söz vermişti, namazını kılmıyor. Söz vermişti. Mesela en önemli konu, erkekler diyorlar ki annene, ben ama öyle her gün annene gidemem. Bayramda, seyranda ben çok gelmekse, bak annem bize gelsin ama hani böyle uçak biletinin gidiş ve dönüşünü ben bileyim, yani ona göre gelsin. Ya benim annem hiç öyle değildir. Şimdi ne bilsin delikanlı? Annesiyle aynı evde yaşıyor. Yeni bir ev kurulduğunda anne ne kadar müdahil oluyor bilmiyor ki o noktayı. Sonra bir yıl geçmeden, böyle 12. aya dönmeden şöyle bir şey. Hocam kayınvalidem geliyor ama gidişini ben bilmiyorum. Eşime söylüyorum, annene sor ne zaman gidecek. Olmuyor. Ya da farz edelim ki diyor ki kızımız, ben her gün anneme gitmek isterim. Ben annemi özlüyorum. Tabii canım gidersin diyor. Delikanlı diyor ki hocam hangi akşam bizim eve geleceğimizi bilmiyoruz. Ben her gün eşimi annesinin evinden alıyorum. Yani buradaki noktalar, konuştuğunuz konular evliliğe yönelik değilse, evlilik kararı verecek bir durumda değilseniz seçim yapmıyorsunuz. Denge yok demektir. Şimdi üniversitede okuyan biri eğer ikinci sınıfta yazın, Haziran'da mezun oluyorsunuz. Ben dedim ki benim oğlum İknur Hanım'ı seçti. Dedi ki anne ben böyle bir kızla evlenmek istiyorum. Tamam gel bakalım tanışalım. Aldık aileyi, senin aileni konuştuk filan. Tamam oldu bu konuda. Hemen ikinci sınıfta evlenecek misin? Annen diyor ki olmaz, daha çocuk parasını kazanmıyor, ticaretini yapmadı. Ne olsun bunlar? Bunlar bir 4 yıl beraber olsunlar. Siz zaten 4 yıl orada bütün tükettiğiniz her şeyi. Evlilik yok ki burada. Ama siz kimsiniz? Evli. Nişanlılık sürecinin uzun olması bile, yüzük taktınız ya, o bile yıpratıyor o noktada. O yüzden evlilik sürecinin başlanmasını düşünün. Yüzük takmada ilk önce bir alışveriş vardır bizim yapımızda. O alışverişteki çatışmalar... Sonra yüzüklerin alınması, ekonomik durum, nişanın yapılacağı yer. Özellikle kızlarımızın ışıkların çıkan yerlerde, ben böyle bazen espri söylüyorum. Işıkları çıkan. İşte farz edelim ki kına gecesinin hangi salonda olacağı, düğüne kaç tane daveti çağrılacağı, yemekli mi olacak, yemeksiz mi olacak, sonra gelin başı nerede yapılacak, hangi gelin modeli olacak, ev kaç odalı olacak filan. Bunların hepsine baktığınızda aslında evlilik planlaması yapmıyoruz. Biz dış detay, yani binanın dışını süslediniz,
Çok lüks bir bina, güzel gözüküyor. Bir kere depreme dayanıklı mı bakmadınız. O çevrede bu bina yapılır mı ona bakmadınız. İç detaylarından haberiniz yok. O yüzden aslında biz evlatlarımıza ilk karşımıza geldiğinde, bir kız ya da erkek arkadaş konusuyla ilk karşımıza geldiğinde, ben birinden hoşlandım diye geldiğinde ya da duyduğumuzda, otur bakayım oğlum, otur bakayım kızım, dur bakalım. Öyle bir kız ya da erkekten hoşlanma diye bir ilişki olmaz. Yok böyle bir şey. Ben demiyorum ki bunu. Bunu Kur'an diyor, bunu sünnet diyor, bunu psikoloji diyor, bunu insan ilişkileri söylüyor. Bunu ben demiyorum. Ben de bunun detayında diyorum, bu ilime dayanarak diyorum bu noktayı. Olmaz yavrum. O senin arkadaşın. Öyle bu göze bakamazsın. Çünkü senin henüz evlilik yaşın değil yavrum benim. Ama anne biz evleneceğiz. Gelecek zaman. Evet. Gelecek zamana yapamayız bu noktayı. Niye? Çünkü senin daha fiziksel olgunluğun olacak, ruhsal olgunluğun olacak. Daha boyun yerine oturmadı, daha sivilcelerin olmadı. Daha sen beynin üreme organlarıyla çalışıyor. Daha zihinsel kapasiten hayata doğru bakmayı, geleceği doğru planlamayı bilmiyor yavrum. Yok öyle bir nokta. Ha biz aşkımızdan öleceğiz. Ölün yavrum. Önemli değil çünkü evlilik ölecek. Orada bir nesil yetişmez. Şimdi ben size somut örnekleri söyleyeyim canım benim. Buyurun. Yaşadıklarımı söyleyeyim. Ben erkek ailesiyim. Oğlum var benim. Kız lisede ben tanıştırmaya getiriyor. Ben de kabul ediyorum evime. Anne ben seninle tanıştırayım gelin adayı. Bir kere o anne ben böyle bir şey yapıyorsam bir kere benim denge dediğim noktayı baştan kaybetmişim demektir benim. Yani nasıl olur da ben oğlumun lisede aşık olduğu, sevdiği, dediği duygusal anlamda değil. Aslında cinsel gelişimin ön plana çıkıp o hormonlar olgunlaşırken karşı cinse de ilgi duyması gereken bir dönem. Ama bu dönemi geleceğe erteleme duygusunu ve fikrini çocuğa yerleştirmemiz gerekirken ailede dış dünyanın bombardımanıyla yani dizilerle, negatif örneklerle, hangi kültüre ait olduğu belli olmayan, hangi dine ait olduğu belli olmayan düğün, nişan törenlerimizle, usulleriyle aslında işte programlarda anlatıyor. Peygamber sünneti, işte Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ahlakı falan deniyor ama yok öyle bir nokta somut anlamında. Biz öyle de düğününe gidiyoruz, orada bir şeyler çalıyor, bir yerlerde bir şeyler oynuyor. Ondan sonra biz o kültür, öyle olmak zorunda da değil. Yani eğer siz dini noktayı, ahlak değerleri ön plana çıkartıyorsanız yaşantınızda bu örneği görmem lazım. O zaman geldi benim oğlum önüme dedi ki anne ben bir kızı seviyorum ya da telefonda gördük ya da duyduk. Hemen oturt. Olmaz. Peki. İzin yok. Hocam bu söylediğiniz çağlarda anladığım kadarıyla tavrımız çok net olacak. Evet. Çocuğum senin için daha evlilik söz konusu değil. Daha zaman, yaşın kaç? Mesleğin ne yok. Ne diyor anne? Üniversiteye geldiği zaman yaşın küçük. Hayır yaşın küçük değil. Senin böyle bir dönemde, böyle bir değerle, böyle bir sevgiyle açığa çıkman yanlış. Senin böyle bir sevgiyi hissedebilirsin ama bunu yaşayamazsın. Üniversitede de yaşayamazsın. Ne zaman yaşayacaksın? Hani benim hep kullandığım bir ifade var ya, ezan, akşam ezanı 7'yi 2 dakikaya okunuyor Ankara'da, öyle farz edelim. 7'de orucu açabiliyor musunuz? Açamıyorsun, 2 dakika var. Ne oluyor o zaman? 61'e yakalanıyorsun eğer farzsa oruç sana. 8 yaşındaki çocuk istediği saatte açsın. Sorun değil. O zaman eğer evlilik adı altında duygusal birliktelikle bir şey başlıyorsa ve siz bunu sonuçlandırmak için geleceğe gönderiyorsanız o zaman iftar vaktinizi iyi belirlemeniz lazım. Ne zaman bu iftarı açacaksınız? Ben bugün el ele tutunayım, yan yana olayım, onunla dolaşayım, gezeyim, dolaşayım, mesajlarla yazışayım. Ama ben gelecekte evleneyim. Böyle bir durum Peki, olmaz. Hocam farz edelim ki evlilik çağındayız. Artık hani ailemiz de bizim için evliliğin uygun olduğunu düşünüyor. Biz de belli bir olgunluğa eriştik. Gerek zihinsel gelişim anlamında, gerek meslek ve benzeri diğer şeyler anlamında. Bir hanımla ya da bir erkekle uygun olduğumuzu düşündük. Ailemize bahsettik böyle böyle. Ben birinden hoşlanıyorum. Onunla bir evlilik yapabileceğimi düşünüyorum. Burada ailelerin tavrı yine biraz önce söylediğiniz gibi. Yok. Bir dakika oğlum. Hani nasıl bir aile var? Aileler mi bir araya gelmeli? Yok, neler evet. Beklenildiği mi konuşulmalı? Ne Harika bir şey soru. Şimdi buradaki asıl konu ne? Bir şeyin biz zeminindeki hani okul başarısı nedir? İlkokuldaki eğitim
ve ortaokul lisedeki eğitim sürecine göre bakar. Bu zemindeki ailelerin bakış açısına bağlı normalleştirme süreci evliliklerdeki o dengeyi ortadan kaldırdığı için biz bir denge göremiyoruz. O yüzden o zemini sağlam tutmamız lazım. Yani çocuklarımıza evlilikle ilgili, karşı cinsle ilgili ahlaki değerleri anlatırken evlilik yaşına gelene kadar iftar vaktiniz 25 ise, 27 ise ya öyle düşünelim. O zamana gelene kadar bütün çocukların arkadaş olduğunu birbirine, kız ve erkeklerin birbirine güvenle bakması gerektiğini, aralarında duygusal bir bağın olmayacağını hissetse bunu bile bunu evleneceği kişiye saklaması gerektiğini bir kere koyacağız. Birinci bu olmadan düzelmez. Böyle yetiştireceğiz. Bu olacak. Bu olmadan sonra biz şöyle söyleyeyim. O zaman ya bu masanın biri kırık da ayağını nasıl dengede tutalım? Bir tane başka bir masa koyalım. O olmadı onu atalım. Onun için boşanmalar artıyor. Yani seçimle ilgili noktada denge, aileler karıştığı nokta ayrı, ailelerin karışmadığı nokta ayrı. O yüzden burada anne ve babanın, özellikle annelerin, kızınız veya oğlanız size geldiğinde dur bakalım yok öyle bir durum demesi lazım. Tamam bunu bitirdik. Üniversite bitti. Mesleki hayatınızı elinize aldınız. Artık evlilik için iş arkadaşınız birileri önerdi. Görüşmeniz gerekiyor. Annenize, babanıza diyorsunuz ki ben zaten biriyle görüşmeye gidiyorum. Gizli bir durum yok. Kim diyorsunuz yavrum? Kim? Diyor ki mesela şu işi de yapan, bir kere mesleki bir yeterliliğinin olması o insanın sosyal anlamda, duygusal anlamda ve zihinsel anlamda hayatını idame ettirdiğini gösteriyor. O zaten iyi bir aileden çıkmıştır. Yani aile eğitime değer vermiştir. Aile ahlaki değerlere değer vermiştir. Yani burada o çocuk böyle bir yapının içinden gelmiş demektir. Siz de böyle bir yapıya sahipseniz o birleşir o noktada. Eskiden hani Çerkezler dışarı kız vermezlerdi, dışarıdan kız. Niye? O kültürel yapısı bozulsun istemiyor. Yemek kültürü, misafir ağırlama, evet. Bayram. Şimdi evlilikte hayatı yaşıyorsunuz. Hayatın 24 saatini birbirinizle veya birbirinizi ilgilendiren diğer insanlarla paylaşıyorsunuz. Diyemezsin ki ben bunu sevmedim, bunu istemedim. Ben bu yemeği sevmiyorum diyemezsiniz. Onu da paylaşmak zorundasınız. O yüzden anne babalar ilk önce şunu soracak. Geldi bakalım oturdu. Yavrum bu senin... Kız olarak ya da erkek olarak bunlar kimin insanı, nerelerde, nerede büyümüş, nerede yaşamışlar, nereliler, hangi kültürdeler, Türkiye'nin hangi şehrindeler. Böyle bir yapıyla olan noktada annem sen böyle bir kültürel yapıda onların yapıları ağırdır. Onlar çok kalabalık insanlardır. Misafir ağırlamayı çok severler. Bizim aile yapımızda insan sayısı azdır. Çok misafir ağırlayarak büyümedin. Bunu kaldırabilecek misin? O kayınvaliden kayınpederin seninle yaşamayı tercih edebilirler. Bunu kaldırabilecek misin? Ya da oğlum bunlar ekonomik anlamda rahat bir ortamdan gelen bir kızı tercih etmişsin sen. Bu kızın bütün ilişkileri her noktayı o düzeni kaybetmek istemeyecektir. Belki altında arabasıyla ya da sürekli rahat bir hayatla bu dönemini yaşadı. Biz bunları karşılayabilecek miyiz yavrum bunların hepsini? Çünkü gelen kişi bu standardı kabul etmeyebilir. Kabul etmediğinde ne olacaktır? Arıyor onu. İstiyor diyor ki hani ben arabasız bir yere gitmem. Evet. Normali o onun. Ya da diyor ki farz edelim ben kendi işimi yapamam. Yani yemek yapmayı bilmiyorum. Dışarıdan yemek gelsin istiyorum. Şimdi delikanlı da evde yemek kültürünü görerek biraz daha tasarruflu bir ortamda büyümüş. Bu da olmaz. Bu da denge getirmez o noktada. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın sonunda ayrılık gelir o noktada. Kimyanın birleşmesi gibidir. Yani iki tane elementi bir araya getirin bomba olur. İki tane bir elementi getirin zehir çıkartır. İki elementi birbirine getirin kaybolur şimdi. Suyun içinde ne kadar oksijen var bilmiyoruz. Ne kadar hidrojen bilmiyoruz onu. Onun gibi düşün. O yüzden mutlaka ailelerin bildikleri çevreden çocuklarınla konuşması lazım. Bak yavrum üniversiteye gidiyorsun. Orada mutlaka kız ve erkek ilişkileri var. Orada arkadaşlık yaparken duygusal anlamda kaymalar olabilir. Sakın böyle bir şeyle bana gelme. Çünkü biz tercihimizi farz edelim ki ben Ege'liyim, doğuda üniversiteye gittim. Orada doğudaki insanlardan seçmiyorsun. Üniversitedeki bir sürü işte 100 tane ilimizden gelen insanların bir grubundan seçiyorsun. Onun için ilk önce eş seçmeye gitme üniversiteye yavrum. Üniversiteyi mesleğini seçmeye gitmişsin. Mesleki olarak orada hayatını doğru değerlendir.
buraya geldikten sonra biz ailece seçim yapmamız gerekiyor. Hı hı. Yani tekrar tersi çevirmemiz gerekiyor. Peki. Yoksa bu denge olmaz. Peki. Evet. Bu zannediyorum çok önemli ve çok kilit bir nokta. Evet. Peki hocam, bir şekilde farklı kültürlerden farklı beklentileri olan insanlar, aileler anlamında da farklı beklentilerin olduğu kişiler, bireyler evlendi. Ve sonra belli bir süre sonra bahsettiğiniz üzere belli sıkıntılar çıkmaya başladı. İki taraflı da belki. Farklı beklentiler var, karşılanabiliyor ya da karşılanamıyor. Evliliği de bitirmek istemiyorlar. Bu tarz durumlarda neler öğreniyorsunuz? Şimdi burada şöyle bir konu var. Eğer aile olarak çok uç noktalarınız yoksa, mesela dini olarak farklı inanç yapısına sahip olabilirsiniz. Yurt dışındaki Türk ailelerinde de biz çok karşılaşıyorduk. Yani Müslüman olmayan bir kız, yani Hristiyan bir erkekle evlenebiliyordu. Normalde din buna izin aslında vermiyor. Dinen, evet. Ama var, seçiyor yani orada. Ya da işte normal Hristiyan bir kızı seçiyorsunuz. Ama anneanne olacak kişi Müslüman değil. Yani o çocuk o eğitimi alacak. Bunlar hepsi riskli konular. Bizim ülkemizde bu kadar uç noktada olmasa da dini yapıda ayrıştığınız noktalar, işte Kürttür, Çerkez'dir, Alevidir, Sünnidir, farklı etnik farklılıklar. Bunların hepsi var bizim kültürümüzün içinde. Evet. Bu farklılıkları aslında çok sorun haline getirmeden, yani o farklılıkların sorun kısmı yok çünkü. Yani bizde biraz bunlar abartı olarak ortaya çıkıyor. Evet. Hani bazen bunlar kafamızda bizim hani siyasi boyut olarak baktığınız zaman tehlike arz eden konular oluyor. O boyuta çok girmeden getirip o noktada rol model olursunuz. Yani farz edelim ki doğu kültürüyle ben, siz batıdansınız, ben size kayınvalide olarak sizin yapınıza uygun rol model olurum size. Hı. Yemeklerimi yavaş yavaş sevdiririm sana. Hı hı. Senin yaptığın yemekleri daha çok beğenirim. Ya da çocuk yetiştirirken senin fikrini önemserim ama biraz da böyle yap kızım derim. Yani orada bir eğitim boyutuna geçerim evde ve seni kabullenirim o konuda. Ama buradaki yetiştiğin aileden saygı kavramını görmüşsen, yani ben eve geldiğimde kapıyı bana açıyorsan, gidince beni yolcu ediyorsan ya da ben geldiğimde yüzün asıksa, suratın asıksa bana selam vermiyorsun. Yani oradaki aslında denge kişilik yapısıyla da çok ön plana çıkıyor. Yani yemekte ortak olmayabiliriz. Belki ibadet konularında ortak olmayabiliriz. Belki görüntülerimiz benzemeyebilir. Ama asıl konu o ahlaki değerler. Hani hoşgörülü olmak, yüzünüzün güler yüzü olması, misafirperver olmanız, temizliğinizin olması, komşuluk ilişkilerinizin olması. Mesela ben öyle terapilerde tanışıyorum ki diyor ki ben misafirlik kabul etmem, misafire de gitmem diyor. Şimdi bunun aynı komşunuzun kızını da akraba da alsanız böyle oluyor. Olabiliyor. Yani kuzeninizle de evleniyorsunuz böyle oluyor. Aynı kültürde de oluyor. Aslında denge dediğimiz konu kişinin ruhsal dengesi. Tabii biz aile dengelerini konuşuyoruz, bu çok önemli ama yetiştirdiğiniz ortamda ne yediğiniz, ne içtiğiniz önemli, nasıl ibadet ettiğiniz önemli, hangi dili konuştuğunuz da önemli ama asıl konu sizin insani olarak değerlerinizle saygı kavramınız var mı? Hoşgörünüz var mı? Edepli misin? Edepli. Erkek edebi, kadın edebi. Hı hı. Kız edebi. Var mı bu edep? Edep nedir? Bir büyüğe karşı saygı. Yoksa işte Çorumlu ayağa kalkmış, saygı göstermiş. Karşısı kalkmamış, oturmuş. Yani bu memleketle alakalı değil. Hı hı. O yüzden aslında memleketin kültürel yapıların daha çok değiştiği ve harmanlandığı. Yani eskiden farz edelim ki Erzurum'un peyniri şimdi burada satılıyor. Buradan alıyorsunuz. Evet. Burada aileler o dengeyi kaybettik, gördük, çocuklarımıza seçti. Hı hı. En azından kızımızda ve oğlumuzda o ahlaki yapı var mı? Hı. İlişkiler nasıl? Konuşma şekli nasıl? Ya da parayla ilgili bakış değeri nasıl? Cimri mi? Müsrif mi? Bunlar da çok önemli. Evet, hocam yani. Mesela bunu da sormak istiyordum. Şimdi aileler araya girdiğinde belli değerlendirmeler yapılıyor belki, evet, ya da yapılmalı, evet. Peki aile öncesi, yani aileler dahil olmadan önce mesela süreç öyle başladı diyelim. Bir insanın karşısındaki kişiyi belli anlamda değerlendirebilmesi nereye kadar mümkün? Aileyle tanışmadan kritik edebilir mi hocam? Şimdi aileler aslında ölçerler. Yani siz ilkokul öğretmenisiniz, çocukların hepsini ölçersiniz. Aslında anne babalar kendi evlatlarını çok iyi tanıyorlar. Karşılığı evlatlarını seçtiklerini de iyi tanıyorlar orada. Ama burada evlatlara söz geçmediği için çok da orada kriterlere dahil olmuyorlar. Bu ayrı bir konu. Ama şu var, siz evlilik için karar verme konusunda eğer evlilik yaşınızsa ve evlilikle ilgili yeterlilikler dediğimiz fiziksel anlamdaki yaş anlamda yeterlilik, duygusal anlamdaki yeterlilik,
sosyal anlamdaki yeterlilik, bunlara zihinsel anlamdaki yeterliliklere sahipseniz sizin seçme şansınız yüksek. Siz zaten bunu görüyorsunuz, onu biliyorsunuz. Yani İngilizce bir metini Türkçe'ye çevirmek gibi, eğer dilde yeterliliğiniz varsa. Ya da hafızsınız, ben okuyorum, siz benim ezberimi dinliyorsunuz. Zaten siz o konuda kendinizi geliştirmişsiniz. Ama genellikle bu gelişen yapınız iyi aileden oluyor. Yani o ailenizin de yansıtması olduğu için zaten siz o ailede seçmeyi öğrenmiş olarak geliyorsunuz. O yüzden de benim kızım olarak böyle bir yeri seçmişseniz zaten siz ne zaman evleneceğinizi, kimle arkadaş olacağınızı, kime karar vereceğinizi bunu çok iyi biliyorsunuz. Az çok biliyoruz. Yani siz hangi şeyin kumaşın, ipek mi, naylon mu, kumaşa baktığınızda bu ipek, onu biliyorsunuz zaten. Yani biz karşımızdakine baktığımızda eğer kendi gelişme sürecimiz tamamlandıysa az çok kritik edebiliriz. Tabii. Bu insan şurada şöyle davranıyor. Evet. Büyük ihtimal aile içindeki şeyler de böyledir. Seçiminiz de ona göre oluyor sizin. O yüzden ben diyorum ki mesela ben farz edelim ki sizi üniversiteye gönderdiğim zaman ben diyorum ki ben kızımı öyle ahlakla yetiştirdim ki nereye giderse gitsin, kesinlikle yanlış bir alışkanlığı olmaz, haram bir ilişki içine girmez, okulunu bırakmaz, dersine devam eder ve başarıyla döner. Yani ben zaten kızıma bu noktada doğru yetiştirmişim. Ya da oğlum bu şekilde doğru yetiştirmiş, o da bir sıkıntım yok. Genellikle seçimlerdeki dengenin bozulması, boşanmalara giden noktalar veya çatışmalı durumların olması ya da evlilikteki sorunlu süreçler, genellikle yanlış seçim dediğimiz konuda seçmeyi bilmeyen çocukların bu tür evliliklere karar vermesi, ailelerin de bu kriterleri, yanlışı görür aile. Çünkü kendi de yanlış yetiştirmiştir, görür. Ama yani orada bir onay mekanizması olmak zorundadır. Orada çocuğunu yeniden eğitemez. Ama şu olur, farz edelim ki benim kızım çok iyi bir kızdır ama oldu ki bir yanlış bir evlilik seçti. Ben o zaman karşıma alır onu. Küçük küçük yetiştirmem lazım eğer ben iyi bir aileysem. Hani iyi bir üniversiteye gidip de orada iyi eğitim almak gibi. Yine burada neye dahil oluyoruz biliyor musunuz? Biz gençlere örnek olma anlamında hani anne baba olarak, ilk önce anne baba olarak iyi bir anne baba mıyız? Yani ilk önce iyi bir eş miyiz, iyi bir anne baba mıyız? Sonra evet, biz aslında iyi bir rehber miyiz? Hı hı. İyi yetiştirebiliyor muyuz? Ürün de öyledir ya mesela, işte o sebzeyi ne diyorsunuz? Bu toprakta yetişmiş en iyi sebze ve toprağını sevmiş diyorsunuz ya. O yüzden de biz evliliklerde doğru olan nokta, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz noktadaki karşı cinse birbirine duygusal anlamda hissedeceği bir dönemle evlilik gidilen bir yol. Duygusal olması lazım. Evet. Ama biz bunu çocuklarımıza evlilik yaşı gelmediği dönemlerde önümüze sunduklarını durdurmamız lazım. Peki. Bunu durdurduğumuzda evlilik yaşı geldiğinde de seçimdeki hatalar varsa aileler oturup konuşabilir sizin söylediğiniz nokta. Yani anne babalar konuşabilir. Ama en tehlikeli şey, ben sizi çağırıyorum. İşte gelin adayım olacaksınız. Ben seni konuları tanış. Bu iyi değil. İlk önce anne babalar bir araya gelip konuşması lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Hocam çok sağ olun. Yine kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, şimdi muhtelif işler köşemize geçip bir bakalım. Katı sanatıyla objeler yapıyorduk. Bakalım ne durumdayız. Evet Filiz Hanım, bize katı sanatını böyle biraz anlatmıştınız. Anlatmıştık. Tarihini, bilgiler vermiştiniz. Bir anlamda da böyle kesme nasıl oluyor, yaprak kestik. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de bir çiçek birleştirmesini yapacağız. Süper, tamam. Ben burada hazırladım. Bir gül yapacağım ben size. Gül. Gül yapacağım. Tamam. Şekil verdiğimiz kağıtlarımıza böyle çok dokunmuyoruz, temas etmiyoruz. O yüzden ince uçlu bir cımbız kullanıyoruz. Gül yaprakları. Gül yapraklarını tek tek kesip yapıştırıyoruz. Tek tek yapıştırıyoruz. Evet. Sabrın girdiği nokta burası işte. Evet. Milyonlarca kağıt kesip bir araya getirip bir şeyleri getiriyorsunuz ortaya. Gerçekten.
Zor bir genelde zaman. Biraz şöyle demek söyleyeyim. İnce olduğu için aslında. Mesela Japonların origamisi var. Aha. Genellikle onunla karıştırıyorlar ya da böyle rölyefle karıştırıyorlar ama bizim sanatımızdaki zarafet inceliğinden geliyor zaten. Evet, onlara göre zor bir sanat. Hı hı. Bayağı bir sabır istiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben insanların bu bedenine baktıkları kadar ruhuna bakmalarından da yanayım. Kendi kendinize kalıp böyle çalıştığınız zaman alıp götürüyor sizi. Öyle söyleyeyim. Zamanı falan unutuyorsunuz, içine dalıyorsunuz. Yorulmuyorsunuz yani, çok çalışıyorsunuz ama yorulmuyorsunuz. Çünkü beklediğiniz bir güzellik var. Bu size mükafat gibi dönüşünü yapıyor. Sevmekle başlıyor aslında her şey. Yani evet. Sevdiğiniz her zaman alanda, her konuda kesinlikle her konuda olduğu gibi. Peki uzun yıllar herhangi bir zarar görmeden kalıyor. Durabiliyor. Aynen. Değil mi? Çerçeve içerisine girdiğinde bu böyle ne akma oluyor ne bozuk, her şeyi doğal hiçbir kullandığımız şey için el yazması eserleri düşünün. Hani çok böyle suya bir şeye maruz kalmadığı sürece hiçbir şekilde bozulmazlar onlar. Bizim yaptıklarımız da yani 10 yıl 20 yıl mesela çok az bir zaman dilimidir kalmaları açısından. 14. yüzyıldan 15. yüzyıldan kalan eserler hala var. İlk günkü eser göründüğü yapıldığı gibi kalan eserlerimiz var. Pazarlık kurganlarından gelen eserler var yani keçe ve deri oymasında. O kadar uzun bir geçmişe sahip. Şöyle göstereceğim hemen. Tamamladık. Tamamladık gülümüzü. Çok güzel. Yapraklarımızı tamamladık. Şimdi bu tarafa mı yapıştıracağız? Yoksa bu tarafa yeni bir şey mi göreceğiz? Şöyle göstereyim. Az önce gördüğümüz bu ince naif kesim var ya. Onun nasıl oyulduğunu göstermek istiyorum ben size. Tamam, süper. Şurada bir Ebru'nun etrafında da geometrik bir deseni. Özellikle Selçuklu desenlerini kullanıyoruz biz geometride. Biliyorsunuz Selçuklu dönemi çok geniş ve güzel. Muazzam sanat eserleri. Yine böyle oyularak, eserin ölçüsü alırarak etrafına bir çerçeve yapılmış hali. Bu ince iş gerçekten. Desenimizi önce çiziyoruz. Daha sonrasında bu içindeki siyah noktalar benim belirli çizgilerim oluyor. Oyup içini çıkartıyorum. Aslında bazen de şeye benzetiyorum ben bunu. Böyle gergefle işleme yapıldığı zaman karşıdan bakan gergefin altını görür. Ön taraftan işleyen o güzelliği görür ya. Böyle bakmak ve görmek arasındaki fark. Şimdi biz arkasından yaptığımız zaman ne çıkacağını bilmiyoruz ve sadece bir kağıt parçaları görünüyor bizim gözümüze. Ama oyulduğu zaman o çifre bir kağıt mı ya da boyadık mı? Şu evet, an şimdi yüzünü çevirdiğimde farklı bir şey çıkacak. Tamam, diğer tarafı. Mesela şu an sizin çıkardığınız yerler siyah olan ya. Yerler koyu yerler. Boyadınız mı orayı? Çizimi oldu? Yaptıktan sonra kesilmesi gereken yerleri boyu. Belirliyoruz. Süper. O yüzden tamam. Böyle hazırladığımızda tamam. İki ayrı alan oluşmuş orayı oluşuyor. Orayı koyu renge boyuyoruz. Koyu renge boyuyoruz. Sınır hattında. Aynen. Tamam. Ve nereden yolu takip etmemiz gerektiğini daha net bir şekilde biliyoruz o sayede. O da önemli mi? Mesela çok önemli. Yerden başlayıp devam etmek. Aynen. Bir oradan bir buradan bir yaparsak hata biraz yaptığımızda yırtılma ihtimali var. Hem yırtılma ihtimali var hem eseri baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biraz böyle dikkatli çalışmanın sebebi o. Sıfır baştan benim başıma geldi mesela. Tam son bitiş noktasında sıfırdan yeniden yapmıştım. O da ders oldu. Sonra hep dikkatli olmalısın. Aynen. Bıçağımızın ucu keskin. Ameliyat bıçağı gibi bir şey. Sivri olduğu için her köşeye hiç girebiliyor. Hiç takılmadan direkt böyle hiç kesiyorsunuz değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Önce çizimle başlıyoruz biz kağıtı da. Elin çizime alışması gerekiyor çünkü. Deseni tanımak için. Sonrasında kesime geçiriyoruz. Yavaş yavaş kesmeye başlatıyoruz. Bu bıçağı artık kalem gibi kullanmaya başlıyoruz. Çiziyormuşsun gibi düşünüyorsun. Artık o kadar bir şey sağlanıyor. Aynen öyle. O yüzden
dönüşlerde elinin arasında, yani bıçak sana böyle desenin nereden gittiğini o da tanıyor, siz de tanıyorsunuz takip ederek. Elimizin altında çevirerek. Evet, ben özellikle merak ettiğim kısmı biraz daha görmüş ve anlayabilmiş oldum. Aynen. Şimdi çevirdiğim zaman oyulmamış kısmı ile oyulmuş kısmını göreceksiniz. Görelim mi? Hı hı. Hemen şöyle renkli bir kağıt üzerinde desenin meydana gelişi. Şurada oyduğum ama daha çıkarmadığım bir yer. Tamam. Oyularak direkt desenin ortaya çıkması. Peki. Evet. Elinize sağlık Filiz Hanım. Biz artık sohbetimize geçelim. Aynen. Evet kıymetli izleyenler, ikinci sohbet konumuza geçiyoruz. Çocuklarda obeziteyi konuşacağız efendim. Bizimle kalın. Obezite, çocuklarda birçok sorunu beraberinde getirmesi açısından gelecek nesiller için tehdit oluşturuyor. Peki çocukluk döneminde fazla kilonun sebepleri nelerdir? Çocuklarda fazla kilonun önüne nasıl geçilir? Konuyla ilgili merak edilenleri diyetisyen Emine Merve Turgut az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Tekrar merhabalar efendim. Merve Hanım geldi bizlerle. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. İyi, sizi sormalı. Çok teşekkürler. Bizler de iyi. Sağ olun. Çocuklarımızı konuşacağız bugün. Sizinle böyle birazcık kilo problemleri ve obezite anlamında. Şimdi şöyle giriş yapmak istiyorum. Her çocuğumuzda böyle bir şey, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz aslında. Bu biraz genetik midir, doğuştan mı gelir? Mesela o çok yeme, iştahlı olma, biz bebekken severiz, böyle hafif toplu çocuk, ne güzel yiyor deriz. Ama birazcık büyüdüğünde böyle problem gibi görmeye başlarız. Nedir asıl kaynak söz konusu obezite ya da böyle iştahlı olma olduğunda? Şöyle ki aslında tek bir sebebe bağlamak çok anlamlı değil. Yani sadece işte atıyorum anne şişman, baba şişman, tamam çocuğun kaderi bu, o da şişman olacak demek doğru değil. Ya da sadece çocuk çok yiyor diye ya da işte hep fast food tüketmeye başladı diye olacak bir şey değil. Aslında tüm bu faktörlerin beraber bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Tabii ki şu bir doğru, yani bunu yanlış diyemem. Şimdi anne de obezse, baba da obezse çocuğun obez riski çok artıyor. Genetik olarak da artıyor ama bir yandan da şöyle artıyor. Zaten çocuğun doğduğu evde yanlış beslenme alışkanlıkları var. Sadece genetikte değil, aslında yanlış beslenme alışkanlıklarına da doğmuş oluyor. O yüzden bir sürü sebebin bir araya gelmesiyle bu oluşuyor diyebilirim. Nereden başlıyor? Hatta anne karnından başlıyor. Annenin yediği besinler çocuğun tat algısını oluşturmaya başlıyor, bebeğin tat algısını. Sonrasında da hani o ilk ek besin verdiğimiz dönem var ya, 6. ayında. O dönemde aslında çocuğun o iştahını, işte tatlıya düşkünlüğünü, tuzluya düşkünlüğünü başlatmış oluyoruz. Mesela şöyle bir yanlış var. İlk besin, ilk tattırılan ek besin tatlı seçildiği zaman çocuğun damak tadını aslında tatlıya doğru meylettirmiş oluyoruz. Sonra tuzlularda çocuk istemiyor doğal olarak. Yani acı sebzeyi mi tercih eder yoksa daha tatlı olan bir meyveyle başladığında mı meyveyi mi tercih eder? Meyveye kaymış oluyor. Daha tatlıya kaymış oluyor. Hatta o yüzden deriz ki ek besin verirken önce çok tatlı meyveleri vermeyin. Şöyle bir mesela bir sebzeyle başlayın. Kabak patates gibi. Belli bir süre mi peki? Evet. Yo yo, ilk besinini verirken, ilk tadımını ilk yaptırırken sonra tabii ki diğer her şeyden tadacak. O dönem tadım evresi. Biz aslında böyle bir öneride bulunuruz. Bunun sebebi çocuk diğer tatları aldığında zaten tatlı tadına çabuk adapte oluyor. Ama önce onları da bir bilsin. Sonra bu çocuk biraz büyüyecek. Evde pişen yemeklerle damak tadı yine şekillenecek. Ama şu da olabilir. Mesela çocuk okula başlar. Okulda kilo almaya başlar. Bunun sebebi okulda yedikleridir. Aslında her dönem farklı farklı evrelerden geçerek bir kilo söz konusu olabilir. Ya da
bazen şunu görüyoruz. Mesela çocuklar belli bir seneye kadar çok güzel spor yapıyorlar, spora gönderiliyorlar. Ama sonra sınav seneleri geliyor. İşte aileler hani spora gitmesini istemiyor, çocuk da istemiyor. İşte birkaç sene sınava hazırlıklar oluyor. Hiç hareketsizlikten kilo artışları olabiliyor. Ve tabii ki bazı hastalıklarda kilo artışına sebep olabilir, obeziteye sebep olabilir. Peki fazla yeme ya da iştah. Aileler anlamında soruyorum, çocuklarımızı takip anlamında. Ne zaman biz artık böyle riskli bir noktaya kaydığını, bir önlem almamız gerektiğini, belki bir uzmana danışmamız gerektiğini düşünmeliyiz? Şöyle, şimdi çocuğun özellikle bel çevresinde bir yağlanma fark ediyorsak, uykusunda hırıltı gibi durumlar ya da koşmasında, yürümesinde zorluklar, boyuna göre kilosunda fazlalıklar fark ediyorsak o zaman mutlaka önlem almalıyız. Sadece kilo olarak bakamayız aslında. Yani mesela çocuk çok güzel, bütün kilosu yerinde, hatta zayıf bile ama yedikleri sadece fast food ise yine aslında alarm durumu. Bu çocuk beslenmiyor. Yani sadece tek gösterge zayıflık, şişmanlık olamaz aslında çocuğun sağlıklı beslenmesinde. Eğer çocuk çok böyle abur cubur yiyorsa, hiçbir şey yemiyorsa, çok fazla yemek ayırt ediyorsa da bu da bizim için aslında bir alarm durumu oluyor. Peki yine çocuklarımızla söz konusu olduğunda bu mesela fast food beslenebiliyor dediniz. Evet. İşte ya da işte çok sağlıklı beslenemiyor. Belki biz de aile içerisinde bazı şeylere dikkat etmiyoruz. Ne zaman artık böyle uzmana gidelim ve şey yapalım, bir destek alalım? İşte dediğim gibi. Bel çevresi. Evet. Tamam. Kilosunda yani şöyle yaşıtlarına göre, boyuna göre bir fazlalık fark ediyorsak aslında. İşte atıyorum kollarında, bacaklarında, belinde genel olarak bir yağlanması varsa ve çok kötü besleniyorsa bir uzman kontrolüne girebiliriz. Zaten çocuk doktoru kontrollerinde de hekiminiz yine boyu kilosu oranlarına bakıyor çocukların. Yine beslenmesinde bir problem olduğunu düşünüyorsam ya da hiçbir problem yok ama ben bu çocuk doğru mu besleniyor diye merak ediyorsam bir diyetisyenle çalışabilirim bu noktada. Çünkü bazen biz her şey güzel zannediyoruz ama aslında çocuk doğru düzgün yiyip içmiyor. Öyle bir durumda destek alınabilir. Peki aileler olarak daha çok neler yapmalıyız? Gerek uzman desteği almadan önce, gerek aldıktan sonra zaten belli şeyler zannediyorum söyleniyor. Takip edilmesi gerekenler, evet. Ne yapılacağı. Uzman desteği öncesi. Yani genetik şeyler, kodlar önemli dedik. Ailedeki beslenme önemi çocuklarımızın işte fazla yemeleri ya da obeziteye artık kaymaları noktasında ne kadar önemli? Bir kere ortak dil konuşmaları lazım. Mesela işte anne çocuğun çok sağlıklı beslenmesini istiyor ya da işte buna yönelik çırpınıyor, çok fazla bir şeyler yapıyor ama baba tam tersini yapıyor. Ya da anne abur cubur yemeyeceksin ya da haftada bir kere yiyeceksin diye kota koyuyor ama baba her gün abur cuburla eve geliyor. Ya da anne baba aynı şeyi söylüyor ama işte anneanne babaanne gibi çocuğun vakit geçirdiği diye büyükler hayır gizli gizli yedirmeye çalışıyor mesela. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Çünkü hani bir çocuğun işte sağlıklı beslenmeye çalışması hemen bir soru işareti uyandırır. Ama o çocuk boyuna verir, ileride atar gibi. Sonra gizli gizli yedirmeler başlıyor. Bu çocuk da haliyle yani anneanne yediriyor, anne yeme diyor, baba ara ara yediriyor. Kafası karışıyor. Hangisi doğru, nasıl yapmam gerekiyor diye. Ortak dil lazım. Şu da önemli bir şey. Mesela diyelim ki anne peynir yemiyor ve bunu sürekli söylüyor mesela her sofraya oturduğunda ben peynir yemem, hoşuma gitmiyor vesaire vesaire. Çocuk bunu duya duya büyüdüğünde otomatik olarak peynire karşı uzaklaşıyor. Ya da sebze konusunda mesela işte bazı babalar var, özellikle erkeklerde görüyoruz ya bunu, o yüzden söylüyorum. Yani diyor ki ben sebze yemeği yemem, içinde et olmayan, tavuk olmayan böyle herhangi bir yemeği yemem diyor. Ve bu çocuk bunu sürekli sofrada duyuyor. Hayli çocuktan işte böyle otursun iştahlı iştahlı güzel bir tabak pırasa yemeği bitirsini bekleyemiyoruz. Çünkü ortak bir dil yok. Yani tabii ki her insanın damak tadı farklı ama bunu çocuğa empoze edecek şekilde konuşmamak lazım. Belki sofrada olması, belki birkaç kaşık bizim de yememiz gerekiyor ki o görsün. Ben şimdi abur cubur tabağı hazırlayacağım ama çocuğuma diyeceğim ki bu çok zararlı. Yani sizce mantıklı mı bir çocuk olarak, o zaman sen ne yiyorsun diye düz mantıklı bir soru sorabilir. Haklıdır da. Biz ne yapıyorsak aslında çocuğa onu göstermiş oluyoruz. Bir de tabii ki ailelerin beraber yemek yemesi gerekiyor. Bu bizim
hem sosyal olarak hem psikolojik olarak hem de yeme açısından çok ileriye taşıyor. Hı-hı. Şimdi çocuk işte 5'te yiyor, anne 6'da 7'de yiyor, baba 8'de 9'da yiyor. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Bu durumda aslında doğru bir birlik yakalamıyor ve çocuk yediğini anlamıyor. Çünkü tek yediğinde ekran başında yiyor. Ekran başında yiyen çocuğun da ne yediğini bilmez. Doyduğunu da bilmez. Çünkü o an çizgi filmdedir ya da ne izliyorsa onunladır. Yemek yerken sadece yemek yememiz gerekiyor. Bu yetişkin için de önemli. Ben oturacağım, sadece yemeğimle ilgileneceğim. Çünkü doyduğumu anlamam lazım. Ama başka bir şeye kilitlenmek, çocuklar biliyorsunuz çizgi film izlerken çok odaklanırlar. Yani başka şeyi düşünmezler. O anda ne yerse o yani. Hani hiç önemli değil onun yediği. Bu noktalara dikkat etmek lazım. Tabii ki bunlar davranış olarak. Bu işin yeme içme açısından da farklılıkları var. Çocukların büyüme ve gelişme döneminde olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Yani bazı anneler, babalar görüyorum aşırı kısıtlamaya gidiyorlar. Bu çok yanlış. Çünkü bu çocuklar büyüyor. Yani kemikleri gelişiyor, organlar her şeyle büyüyorlar. Biz bu çocukları aşırı kısıtlamaya gittiğimizde bunu sekteye uğratmış oluyoruz. Ve daha sonrasında çocukta bir yeme bozukluğuna kadar götürebiliyoruz aşırı kısmadan. Yeme, 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 yeme şeklinde. Bu doğru bir yaklaşım değil. İhtiyacını alacak, bolca hareket edecek. Burada hareket kilit nokta. Yani çocuğu benim hareket ettirmem gerekiyor. Çünkü o çocuk zaten kilo vermeye müsait. Zaten büyüme gelişmede olduğu için. Metabolizmalar hızlı ki, anlamında söylüyorum. Aynen öyle. Zaten çocuğa doğru besini verip biraz hareket ettirdiğimde çok rahat bir şekilde vücut ritmini bulacak. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Onu yemesin, şunu yemesin ya da yesin. Boş verelim. Ama çocuk hiç hareket etmiyor o esnada. İşte büyümesi için hareket etmesi de gerekiyor. Bu noktalara dikkat edilebilir. Peki Merve Hanımcığım şunu da sormak istiyorum. Obezite gerek yetişkinlerde gerek çocuklarda çok yaygınlaştı son dönemde. Bunu daha çok neye bağlıyorsunuz? Yani neye dikkat etmeliyiz? Paket gıdalar, fast food ve benzeri evet ama başka neler yapılmalı? Şöyle ki aslında bu pandemi dönemiyle beraber çocukların okula gitmesi bir anda online'a döndüler ya o dönemde çok kilo aldılar ama yani onları da kızamıyorum açıkçası. Çünkü hepimiz zor bir süreçten geçtik. Hala da bazı noktalarda devam ediyoruz. O dönemde çok hareketsizleştiler ve evde olduklarından canları çok sıkıldığından sürekli kekler, börekler, pastalar evet fast food yenmedi. Çünkü evdelerdi ama ev tarzı fast foodlar yenmeye başladı. Haliyle kilo aldılar. Bunlar yetişkinlerde de aynı şekilde geçerli. Hepimizde bir hareket kısıtlamasına gitti. Yine az önce dediğim gibi kilit nokta hareketti. Çocuklar yani sınıfa giderken, merdiven çıkarken, okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken bile bir hareket halindelerdi. Ama onu yapamadılar. Uzun bir süre hareket haline geçemediler. Haliyle 1 kilo artışı oldu. Onun dışında da evimizde artık çok sıcak yemek pişmemeye başlıyor. Yani genel aileler bu tencere yemeğinden biraz uzaklaşmaya başladılar. Bu da çok büyük bir etken. Yani çocuğun sıcak tencere yemeği yemesi lazım. Çünkü diğer türlü hep işte hazıra kayıyor. Bir de okullar şimdi denetleniyor kantinler. Ama bunun dışında şunu biliyoruz mesela. Aileler çocuklarını ödül niyetine işte burada burger yemeye götürüyor. Evet. Ya da işte mesela çikolata ödün niyetine bu enerji içeceklerini ben mesela çocuklarda içildiğini bile gördüm maalesef ki. Ya da en büyük problemlerden biri gazlı içecekler. Lıkır lıkır tüketiliyor. Yani her çocuklar tabii çok fazla içiliyor. Hani mesela yetişkin içiyor diyemiyorum artık. Çocuklar çok fazla o gazlı içecekleri tüketiyor. Bunlar da haliyle ekstra enerji olarak dönüyor. Bu haliyle hepsi toplamda kilo olarak dönecek bize. Peki şimdi bir çocuğumuzu ele alıyor olsak obezite problemi olan ya da olmayan bir günlük beslenmesini planlasak özellikle gelişim çağında olan bir çocuk nedir mesela önemli taşlar? Mesela kahvaltı ne kadar önemli? Hani oradan başlayarak böyle bir günü planlasak. Tabii. Miktarlar çocuğa göre değişir. Hani orada çocuğun boyu, yaşı, kilosu, sevdiği, sevmediği yiyeceklere göre bütün miktarlar değişir ama şöyle genel hattını çizebiliriz. Lütfen. Bir kere çok uzun süre çocuğu aç bırakmayacağız. Yani çok uzun süreler aç kalmayacak, atıştırma olur. Çocuklarda biraz daha sık ara öğünlü bir sistem her zaman daha iyidir. Çocuğu kahvaltısız okula göndermemek lazım. Ya da kahvaltısız
kahvaltıyı poğaçayla, simitle geçmesini göz ardı etmemek lazım. O yüzden çocuğa güzel bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Bu yani direkt tipik haşlama yumurta gibi gelmesin aklımıza. Yumurtanın 50 tane çeşidi var. Bunları biraz farklılaştırıp yedirmek lazım. Ya da mesela hemen böyle portatif yiyip çıkmak istiyorsa gerekirse tostun arasına bile omleti yapıp koyabiliriz. Dediğim gibi bir sürü yolu var. Ama herhangi bir ev sandviçi dışarıdaki simit poğaçadan çok daha iyi o çocuk için. Yani en azından içinde peynir, yeşillik işte ve tam buğday ekmekle güzel bir sandviç yapmış oluruz. Yani çocuğumuzu evden aç göndermeyeceğiz. Evet lütfen, çünkü çocuklar diyor iştahım yok. Yani ben en çok poliklinikte takip ederken duyduğum bu. Ben sabah yemek yemek istemiyorum. Erken diyor. Saatte istemiyorum. Evet. Aynen öyle söylüyorlar. Ama biz burada birazcık daha diri durmalıyız. Yani tamam, o zaman sen git okulda ikinci, üçüncü teneffüste poğaça al, simit al, ne bileyim işte tost al değil de. Gerekirse sandviçini ye, tamam. Hani birinci teneffüsünde al sandviçini ye, hiç yemiyorsa artık. Ama onun dışında evde yapıyorsa çocuk evinde kahvaltısını yapıp çıksın. Kahvaltı yapıp çıkmazsa okulda abur cuburla başlayabilir. Yine böyle çocuklar var. Mesela kahvaltısız çıkıyor ama acıkıyor. Okul var, ders var. Çikolata alıyor mesela çok hızlı bir şekilde. Bisküviyle başlıyor. Düşünsenize, vücut bekliyor. Bana vitamin gelecek, mineral gelecek. Gece açtık, sabah başlayacağız. Gele gele bisküvi geliyor. Yani çok büyük hayal kırıklığı. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsam sandviçimi gönderirim yanında. Ya da evde yediririm, öyle çıkarırım. Tabii kahvaltıda zeytin, kuru yemiş, yeşillik gibi besinler çok güzel olur. Sabah kahvaltıda süt verebiliriz. Özellikle böyle küçük yaş grubunda çay gibi vesaire kullanmayalım. Süt kullanabilirim, örnek veriyorum. Sonra bu çocuğu okula gönderirim. Okulda bazı okulların yemekleri oluyor, yemekhaneleri oluyor. Oralardan işte uygunca bir seçilebilir. Belki o yemeklerin yanına ekmek kullanılmayabilir. Belki atıyorum yemeğin suyunu tüketmeyip işte yağını tabakta bırakabilir çocuk. Ya da evden gönderebilirim. Yani nohut salataları, mercimek salataları, yine sandviçler, belki atıyorum peynirli bir makarna bile götürülebilir evden beslenme çantası olarak. Yani çocuk bir kaba koyar, makarnası olur ama peynirle, yoğurtla desteklenmiş, salatayla desteklenmiş olur. Yine kuru yemişler çok kıymetli. Hani bu yağlı tohum dediklerimiz, daha doğrusu fındıklar, cevizler ve öğlen meyve suyu içeceğine ayranla, sütle güzel bir geçiş yapılabilir. Yine ara öğünde meyveleri olur. Daha sonrasında akşam hep beraber evde güzel bir ana yemek yenir. Sonra tekrar bir meyve saati yapılabilir. Böylelikle daha sık beslemiş oluruz. Peki, beslenme çantalarımız. Şimdi bazı okullarda evet öğlen yemekleri oluyor, yemekhaneleri oluyor. Olmayan okullar için ailelerimiz mesela beslenme çantalarında daha çok neye dikkat etsinler? Beslenme çantalarını hazır koyup göndermemek lazım. Yani böyle işte poğaça aldım koydum, simit aldım koydum. Çünkü bazen şey oluyor, 5 günlük listeleri oluyor. İşte simit günü, poğaça günü. Orada aslında öğretmenle velilerin ortak çalışma yapıp öyle bir istem yapmaması lazım. Yani simit günü, poğaça günü ne faydası alacak çocuğa? Ya da öyle bir gün olsa bile mesela anne tam buğday ununu alıp bir kendisi güzel bir peynirli poğaça yapabilir. Ev poğaçası yapmış olur. Ya da güzel bir sebzeli börek yapıp koyabilir. Ya da çocuk kek yemek istiyor. Tamam, işte havuçlu tarçınlı bir kek yapar. Onu koyar, sütle beraber yemesini ister. Aslında her şeyin bir ikamesini bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi sandviç koyarsınız, peynir artı makarna, haşlama makarna koyarsınız. Bunları o şekilde yiyebilir. Aslında pek çok seçenek var. Ya da mesela çiğ sebzelerle bir şeyler yapabilirsiniz. Onların yanına peynir koyarsınız daha tok tutucu etkiyle. Bu şekilde olursa çok çok daha güzel olur. Çok daha doğru olur. Peki, şunu da sormadan bitiremeyeceğim. Abur cuburlar. Hepimizin hayatında olan, evet belki biz yetişkinler olarak biraz daha otokontrolümüz yüksek davranabiliyoruz. Bazen yine davranamadığımız söz konusu oluyordur ama çocuklar söz konusu olduğunda çocuklarımız için ne kadar mümkün onları tamamen uzak tutabilmek, özellikle etraflarında arkadaşları tüketirken ne yapmalıyız, onları bu anlamda nasıl korumalıyız? Sıfır olmaz. Yani bu ortamda bir kere gerçekçi hedef koyacağız. Sıfır olmaz. Şunu yapabiliriz ama evinize belli bir kota getiririz. Yani abur cubur dolabını dolu tutmayız da atıyorum haftada bir kez
Böyle bir izin verebiliriz kendimize. Çocuğumuza da bunu alıştırabiliriz. En azından sıklığını azaltmış oluruz. Okuldakinde de çocuğu bilinçli tutarız. Yani yemeyeceksin, yapmayacaksın, şöyle böyle değil de bak böyle böyle zararları var. Biz bunu haftada bir gün yapıyoruz. Senin istediğin şeyi haftada bir gün tüketebiliriz. Artık ne istiyorsan, cips, gofret, ne varsa. Ama bunu her gün tüketemeyiz. İşte sağlıklı olanlardan daha tercih etmemiz lazım gibi çocukla uzlaşarak gitmek her zaman daha iyi. Bir de harçlık konusunda birazcık daha dikkatli olmalılar. Çok fazla harçlık vermek çocuğun bunu farklı şeylerde harcaması demek olabilir. Bu konuda dikkat edilebilir. Ama dediğim gibi çocuğa anlatıldığında aslında çocuklar iradesini çok daha güzel kullanmaya başlayabiliyorlar. Ama bunu böyle yapmayacaksın, yemeyeceksin değil. Yani evde sürekli yemeyeceksin, yemeyeceksin denilen bir çocuk okulda ilk fırsatta yer zaten. Yani sizden ayrılıyor. Haberiniz bile olmaz açıkçası yediklerinden. Evet. O yüzden biraz ılımlı yaklaşmak daha anlamlı. Biraz daha bilinci kazandırabilmek mi? Kesinlikle. Peki Merve Hanımcığım, bir de şöyle olabiliyor. Mesela bebekler doğduğunda onun böyle yeni yeni işte büyüme çağı başladıkça başta çok idealist başlayabiliyoruz. Evet. Çok dikkatli oluyoruz. Mesela biraz önce anne karnında başlıyor dediniz. Evet. Sözlerinize başlarken. O noktadan gebe anneler de gerçekten çok dikkatli davranabiliyorlar. Sonra bebek doğduğunda aşırı dikkatli. Ama bir süre sonra böyle bir zorlaşıyor gibi. Evet. Böyle çocuk büyüdükçe, arkadaşları oldukça, sosyal çevrelere girdikçe daha da zorlaşıyor. Yani burada mesela yaptığımız hatalar daha çok ne sizin gördüğünüz? Burada şu, anneler babalar zannediyor ki ben çocuğun üstündeki kontrolü ömür boyu sürdürebilirim. Ama öyle olmuyor. Çocuk her okul atladığında aslında sizden biraz daha uzaklaşıyor. Burada bizim yapacağımız tek şey ona bilinci kazandırmak olacak. Yani ben zaten çocuğu ev yemeğine, sebzeye, meyveye alıştırdığımda o çocuk kolay kolay farklı şeylere sapmıyor yeme içmede. Yani zaten o bilinçle devam ediyor hayatına. Zaten hani siz de arada tetikliyorsunuz işte evde yemek yemesine devam ediyor, kahvaltı yapmaya devam ediyor. Bir ya da iki öğünü dışarıda oluyor. Onu da artık iyi seçmeye başlıyor zaten. O yüzden biz bence mükemmeli aramak, mükemmeli yapmaya çalışmak yerine ya biz bu çocuğa nasıl bilinci kazandırırız, nasıl yaparız? Evde ona örnek oluruz diye basit bakmak lazım aslında. Bu şekilde bir durum olursa çok daha rahat ederiz. Peki Merve Hanımcığım, yine şunu merak ederek sormak istiyorum. Evet, obezite gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde özellikle pandemi sonrası çok daha arttı, yaygınlaştı diye biliyoruz, duyuyoruz. Yapılan araştırmalar da zannediyorum bunu gösteriyor. Peki obez tanımını aldık diyelim. Evet, bir sıkıntı var ve artık hani obez olarak tanımlanıyor bu sıkıntı. Evet. Düzeltilmesi nasıl bir süreç? Kişiden kişiye değişiyor mu? Kolay mı? Mümkün mü? Nedir buradaki görüşleriniz? Danışanlar da hastalar da gören biri olarak. Çocuklarda bu süreç tamamen sağlıklı beslenme, doğru beslenme bilinci kazandırma ve büyümesini destekleme olarak gitmeli. Anne ve babalar özellikle çocuklarda tartıyla çok ilgilenmemek ile yükümlüler. Yani işte çocuk haftalık şu kadar versin, aylık bu kadar versin, şöyle yapsın falan gibi tartıyı izlememeliler. Yani bu çocuğun tartı takıntılı olmasına ilerleyen süreçte yeme bozukluğu yaşamasına kadar gidebilir. Çocuk büyüyor çünkü. Benim orada mühim olan şey, ben bir obez çocuğu zayıflatırken en önemli şey çocuğun yanlış bir davranışını doğrusuyla yer değiştirebildik mi? Yani o hafta kaç vermiş, totalde kaç olmuş, işte aylık kaç kilo veriyor dan ziyade benim hedefim bu olmalı. Zaten o alışkanlık değişe değişe gidecek. Yetişkinlerde de aynısı aslında ama biz yetişkinler olarak çok acele ediyoruz. Zaten en büyük hatamız bu. Obez birisi, hafif kilolu birisi, biraz kilosu olan birisi hemen zayıflamak istiyor. Hemen, aniden, hızlıca. Yani düşünüyorum, haklılar bence de. Hani ben de çok kilo problemi yaşasam derdim ki sabah kalkayım hepsi gitsin. Doğal olarak insanız böyle düşünebiliyoruz. Ama bedenimiz böyle düşünmüyor. Sonrasında ne oluyor? Çok hızlı kilo verenler çocuk bile olsa hızlı bir şekilde geri alıyorlar. Vücut bunu kabul etmiyor. Sonra o hep aynı döngüde gidiyoruz. Bir kere orada şunu kabul etmek lazım. Ya ben kendi hayatımı biraz değiştireyim. Şu kilo probleminden kalıcı kurtulayım. Benim hedefim bu olmalı. Yetişkinde de bu olmalı. Evet. Çocukta da bu olmalı.
hangimiz kilo problemi yaşıyorsak böyle yapmalıyız. İşte rakamlarla çok düşünüp takıldığımızdan süreç gidiyor, hop geri geliyor. Sonra bir daha yapıyoruz, sonra bir daha geri geliyor. Hep aynı. Hiçbir zaman sona ulaşamıyoruz. Sonrasında hep bir hayatımız boyunca bir obezite problemi oluyor. Önce bunu kabul etsek aslında gerisi böyle çok rahat bir şekilde gelecek. Peki. Merve Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Bizler için, izleyicilerimiz için, aileler için söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa rica edeceğim ama artık süremizin sonuna geldik. Evet, evet. Buyurun. Çocuklarımıza dikkat etsinler, sağlıklı beslesinler. Onlar bizim geleceğimiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet kıymetli izleyenler kapatmadan önce muhtelif işler köşemizi görmeye geçiyoruz. Evet Filiz Hanım siz bayağı gülleri, evet. Yaprakları çok çok hoş olmuş. Gül ağacımızı ortaya çıkardık. Evet bayağı bayağı ortaya çıkmış. Nasıl yaptığımızı biraz detay görelim tabii, değil mi? Tabii son nokta dokunuşlarını da. Şimdi tutkalımızdan çok azıcık sürüyoruz. Toplu iğne başı kadar bize yetiyor bu büyük kağıdı yapıştırmaya. Mesela ben öyle yapsam bir tedirgin olurum. Denemek Bıcak ister misiniz? Yeter mi? Ya çok isterim ama yani o kadar incelikli bir sanat gibi duruyor ki böyle bir... Yapabileceğim mi? Yaparsınız bence. Diye tereddüt etmiyor değilim. Sadece kırmızıyla onun ucunu tamam. Tutacaksınız. Ucunu derken? Yaprağın herhangi bir yerinden. Herhangi bir. Evet evet. Tamam. Sonra tuttuk. Evet. Şurada tutkalımız var. Kürdan kullanıyoruz. Kürdan kullanıyoruz. Birazcık batırıyoruz. Tam orta noktaya. Çok böyle az. Azıcık evet. Ha, bu yeterli yani. Aynen. Tamam şimdi mesela şuraya nereye? Şuraya koyalım. Bırakın. İyi mi? Sonra ucumuzun ucuyla ortaya bastırın. O artık bastırın, korkmayın. He, sabit bastırayım, tamam. Evet, tamam. Yapıştı artık. Çok iyi. Evet, şimdi şunu da yapıştıralım. Tamam, bir yerinden şöyle tutuyoruz. Aynen. Heh. Ya o kadar ince, o kadar şey ki böyle çok narin ve hassas yaklaşmış. Azıcık değil. Daha böyle. Ya, biraz evet. Daha şöyle değil mi? Hemen onun tamam. Üstüne. Hiçbir i̇şte şey olmaz. Böyle kazalar olabilir sevgili izleyenler. Yeni başladığınızda. Moralinizi düşürmüyorsunuz, devam ediyorsunuz. Hemen üstüne koyuyoruz onu da. Tamam. Evet. Ortaya bastırıyoruz. İşte bu. Ortalar delik değil mi? Hı-hı. Gül yaptığımız için hı-hı. Orta kısmı şey. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Buyurun. Son. Goncalarımızı da yapıştıracağım. Hı-hı. Buketimizi tamamlamış olacağım bu sayede. Çok hoş oldu. Böyle bir şeyi mesela yeni başladık diyelim direkt bununla başlıyor muyuz bilmiyorum. O aşamalar nasıl bilmiyorum aşamalar ama. Aşamalar gelenekselden başlıyoruz. Heh. İlk yapmaları gereken bu. Oo. Eğer bu adımı atarlarsa zaten hem devam edeceklerinin sinyalini veriyorlar bize. Ondan sonrasında ama hem gelenekselle devam ediyoruz. Biz böyle kendi... tasvirlerimizi de yaptırıyoruz. Bu biraz açısı. Daha modern mi yani? Bu biraz daha modern. Evet bu geleneksel. Bu o Nishapuri Bahçe albümünün günümüze uyarlanması gibi düşünelim. Peki ne kadar sürede böyle bir şey tamamlanabilir? Ya, mutlaka bizim hani artık ne kadar ilerlediğimizle de ilgili ama. İlerlediğimizle de ilgili ortalama işte bir ay gibi bir sürede bir öğrenci bunu bitirebilir. Bitirebilir derken böyle bir noktaya mı gelebilir? Bunu şimdi ben... Tamamlayacak. Tamamlayacak tabii. Hmm. Çizimi, tasarlanması, hazırlanması, yapılması, yapıştırılması bir aylık bir süresini bulur yani. Şöyle çevireyim mi? Çok güzel oldu. Evet. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık. Evet. Son kez görelim biz bir tane daha böyle nasıl çıkartıyorduk. Gerçi bilmiyorum orada evet, kaldı mı parçamız ama. Kaldı. Heh, onu şöyle, tamamlayalım mesela. Bunu mesela ben tamamladım aslında sizinle tam bir şekilde görmemiz için. Onu da şöyle kenarına koyacağım. Arkası biliyorsunuz bütün siyahlıklar vardı. Ama ben bunu da tamamladım. Oyulmuş haliyle. Çok güzel. Buraya hazır hale getirdik. Tamam. Biz şimdi kağıtlarımızı bir desen üzerine koyuyoruz. Çiziyoruz. Çiziyoruz. Sonra
Sonra bunu farklı kağıda. Farklı kağıda geçiriyoruz. Yani aşama aşama. Bir buket için bahsedelim. Lütfen. Çizdim, hazırladım eskiz kağıdıma. Daha sonrasında dalını ayrı bir şekilde işte yeşile. Çiçeklerine ne renk karar verdiysem ona göre, çiçeklere verdiğim renge göre çiçekleri de tek tek kağıtlara geçiriyorum, tamam. Çiziyorum. Çizdikten sonra kesime geçiyorum. Kestikten sonra da mühreyle kabartma işlemi, birleştirme ve dizaynı oluşturma. Peki. Aşama aşama. Evet. Bir sonuca varıyorsunuz. Şu an biz gördük böyle sizin artık o tecrübenizle, yeteneklerinizle böyle çok hızlı yapılan hali gördük ama evet, başladığınızda birazcık. En az küçük bir ay gibi bir süre verilmesi gerekiyor. Peki. Yaptığımız işin büyüklüğüne göre bir sene süren işlerimiz mutlaka. De var. Mutlaka. Peki Filiz Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elinize sağ olun. Emeğinize sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyenler, bugünkü yayınımızın da böylece sonuna geldik. Yarın sizlerle zaman yönetimini ele alıyor olacağız efendim ve aynı zamanda psikolojimiz ağrılarımızı nasıl etkiliyor? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Biz yarın aynı saatte bu ekrandayız. Sizleri de bekleriz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.